Merhaba arkadaşlar, ben Kürşat. Bugün sizlere Türkiye'de hiçbir şekilde görmediğimiz ve büyük ihtimalle bayağı bir daha göremeyeceğimiz öğretmenlerden bahsedeceğim. Birkaç farklı türden öğretmen göstereceğim size. Ve bu arada dünkü ameliyat videomu çok beğenmişsiniz. Köpekli olan kartlara tıklayarak ona gidebilirsiniz bu arada. Uzun zamandır bu kadar güzel yorum almamıştım. Çok teşekkür ederim. Beğenmenize gerçekten çok sevindim. Hani like olarak demiyorum, videoyu beğenmişsiniz, o bakımdan konuşuyorum. Umarım bu videoyu da beğenirsiniz. Umarım bu videoda da eğlenirsiniz. Bu arada henüz videoya like atmadıysanız like atmayı ve henüz kanalıma abone değilseniz de lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi öğretmenlerden bahsetmişken size birkaç tane öğretmenimle ilgili hikaye anlatacağım. Hani tam oturmuş bir hikaye, tam bu konuyla ilgili bir iki tane anlatacağım. Eğer direkt videoya geçmek istiyorsanız da bu hikayeleri duymak istemiyorsanız ekranda çıkan dakikaya gidebilirsiniz. Direkt video o dakikada başlıyor. Şimdi geçen yıl ben YouTube'da daha 50 bin 60 bin abone falandım. Geçen yıldan bahsediyorum. Hani YouTube'da bir şeyler yapmaya çalışıyordum. Video çekiyordum. Hani kameranın tüm fonksiyonları öğrenmeye çalışıyordum. Hani mesela şu anda sadece ben aydınlığım ve odanın geri kalanı neredeyse tamamen karanlık değil mi? Bu tür şeyleri yapmayı öğreniyordum. Nasıl manuelde kamera kullanmayı vesaire. Birkaç kere kameramı okula götürmüştüm. Hani okulda öğle arası, bizde bir saat bir öğle arası var ve o zamanlarda deniyordum kamerayı. Bir tane hoca öğrenmiş işte benim YouTube kanalım olduğunu. Bana geldi ve dedi ki çok boş şeylerle uğraşıyorsun dedi. Dedim ne oldu hocam, neden bahsediyorsunuz, hani ne boş şeyleri? Dedim işte, dedi bana YouTube kanalım falan varmış, çok saçma şeyler yapıyorsun, çok boş şeyler yapıyorsun, git dersine çalış falan diye. Tabii benim çok sinirim bozuldu, çok alındım üstüme, kendimi kötü hissettim. Hani gerçekten o zamanlar bayağı bir uğraşıyordum ama bir şey alamıyordum. Sonradan işte bayağı bir gün geçti bu olayın üstünden. Sınıfta bunun konusu açıldı, YouTube'un konusu açıldı. Biri dedi Kürşat'ın YouTube kanalı var falan diye, hoca zaten biliyorum falan dedi. Tüm sınıfın önünde benimle dalga geçti, hani çok boş işler yapıyor, ders çalışmıyor falan diye. Ama halbuki derslerim iyi, ortalamam 80'in 85'in üstünde. Derslerine çalışmıyor işte, böyle boş işlerle uğraşıyor, hiçbir zaman bir şey başaramayacak falan. Böyle açık açık konuşuyor adam. Hani tabi öğretmen dersine giriyor, sözün notunu düşük verir diye bir şey de diyemiyorsun. Derslerini kötü yapar diye bir şey de diyemiyorsun. Hiçbir şey demedim, olur öyle şeyler dedim, hani bir gün olacak inşallah falan dedim. Ve bir ara bize performans ödevi verdi bu adam. Ben performans ödevimi unuttum. Bu hocaya sormaya gittim işte, benden dalga geçerek falan. Hala YouTube konusunda benden dalga geçiyor. Hani performans ödevimi soruyorum, hala YouTube konusunda dalga geçiyor. En sonunda verdi performans ödevimi. Hani yabancı bir konuydu bana. Hani hocanın hangi derse girdiğini falan da söylemeyeceğim burada. Konu yabancı bir şekilde geldi bana. Dedim hocam bu konu neyle ilgili? Hani bu konu hakkında ne yapabilirim? Bunu nerede aratabilirim dedim. Hani bununla ilgili bilgileri nerede bulabilirim? Ders kitabımızda var mı falan diye. Nereden kaynak bulabilirim dedim. Git YouTube'da arat dedi bana. Git YouTube'da bul, YouTube'cu dedi. Benden dalga geçti öğretmenler odasında da. İşte bu olay kapandı sonra. Yıl sonu geldi. Eyvallah, tamam, bitti okul. Ben Antalya'ya gittim ya 4 aylık bir süre. 4 ay sonra Antalya'dan geldim. Bu adamı gördüm ben şanstan, dışarıda bu adamı gördüm. Dedi YouTube nasıl geçti, Antalya'ya gideceğim gideceğim diyordun, gittin geldin, ne yaptın dedi. Dedim hocam bir şey olmadı işte, yapamadım dedim. Zaten ben buna üzgün bir şekilde dönmüşüm buraya, bir şey yapamadım diye. Zaten kendim fazla çabalamamıştım, ayrı konular var Antalya ile ilgili. Ben kendim çabalamamıştım. Dedi işte niye yapmadım falan. Dedim hocam yapamadım, olmadı falan. Benden dalga geçti yine. Ben sana demedim yapamazsın diye falan diye. Boş iş bunlar, git oku falan bir şeyler dedi. Ve 2 hafta önce ben bu adamı dışarıda tekrar gördüm, alışveriş merkezinde. Ve bu adam bana dedi ki İşte bir kanalın ismini vermeyeceğim, böyle böyle bir kanal var, eğitici videolar çekiyor YouTube'da. Ben de öyle şeyler yapacağım, nasıl yaparım, hangi kamera lazım, yok şöyle yok böyle. Tabii bunu sormadan önce beni pohpohluyor. Ooo 600 bin abone falan olmuşsun, şöyle olmuş böyle olmuş diyor bana. Sonra dedi işte bunları nasıl yaparım, nasıl kanal açarım, nasıl başlarım falan dedi. Dedim hocam gidin YouTube'da araştırın. Direkt yüzüne bunu söyledim, adam kıpkırmızı oldu. Şu kadar pişman değilim, tamam mı? Adam çok egoist ve kendini beğenmiş biriydi çünkü hani tüm sınıf, tüm okulda nefret ediyordu adamdan. Ben böyle deyince hani dedi oğlum niye böyle konuşuyorsun, yok böyle dedim. Hocam maziyi unutmadım ben dedim. Bana yaptığınız, bana söylediğiniz şeyleri unutmadım dedim. Adam da hani şoka girdi, bir şey diyemedi. Hani ağzı kilitlendi, dedim benim acelem var, hadi görüşürüz dedim. Gittim yanından, şu kadar pişman değilim. Bir daha olsa bir daha yaparım yani, o derece. Oh, bu konuyu vallahi yemin ederim anlatmak istiyordum uzun zamandır. Tam bu videonun konusu aklıma gelince dedim ben bu videoyu çekeceğim, bu hikayeyi de en başında anlatacağım dedim. Hani daha çok fazla var bu adamla ilgili şeyler, onları daha sonra belki anlatırım, belki anlatmam, bilmiyorum.
Ama şu anda çok rahatladım. Gerçekten bayağı bir içimi döktüm ya. Eğer izlediyseniz de gerçekten çok teşekkür ederim. Neyse arkadaşlar, dediğim videoya geçiyoruz şimdi. Öğretmenlerle ilgili videoya geçiyoruz. Dediğim gibi henüz videoyu beğenmediyseniz lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ve 1 ve 2 ve 3 hadi videoya geçelim. Oksana Neveselaya. Oksana hem model hem de bir oyuncu olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat Oksana lisede bir matematik öğretmeni olduğu için biraz şaşırtıcıdır. Onun sosyal medya hesaplarında model olarak poz verdiği için nefes kesici olduğunu düşünülüyor. Peki bunu neden yapıyor? Oksana güzelliğe sahip birisinin aynı zamanda beynine de sahip olduğunu göstermeye çalışıyor millete. Oksana gibi akıllı ve seksi olabilirsiniz yani. Ebeveynler tarafından iyi bir rol model olmadığı düşünüldüğü için çok fazla eleştirildi. Ama buna rağmen sosyal medyanın Oksana'nın yanında olması ve Oksana'nın da yılmaması sonucu hala bu ikisini de devam ettiriyor. Hani düşünün, hem modellik yapan bir kadın hem de matematik öğretmeni. Çok güzel bir durum yani. Kadın cidden, bu da benim gibi herhalde gaza gelmiş biri, buna matematik öğretmeni olamazsın falan demiş. Bu da modellikle uğraşıyordu herhalde, bu da gitmiş matematik öğretmeni olmuş. Andrew Ward. Kansas Turner Lisesi'nde İspanyol öğretmen Andrew Ward çok basit bir şekilde öğrencileri üzerinde olumlu bir etki yaratmayı başardı. Her gün Andrew öğrencilerine iyi sabahlar diye kapıdan girer ve her gün İspanyolcadan farklı şekilde selamlar yağdırırdı öğrencilerine. Andrew lise sonu mezun olan öğrencilerinden ikisinin gizlice selamlarından bir video çekip derleme videosu hazırlaması sonucu ona göstermesinden sonra çok mutlu olmuştu. Onların olumlu olarak nasıl etkilendiğini Andrew'a göstermek için böyle bir collaboration video yapmıştı öğrencileri. Ve bu öğrencileriyle uzun zamandır hala görüşmesini sürdürüyormuş. Ne kadar güzel bir şey ya. Patricia Brown. Patricia Brown Atlanta, Georgia'da oturan bir 4. sınıf öğretmenidir ve gün boyunca devam eden eğrileri vardır. Patricia giydiği her kıyafeti için bir dünya sıkıntı çekti. İster bir elbise ya da kotlu bir tişört olsun, yine de çok seksi olmakla suçlanıyor. Patricia'nın fotoğrafları viral hale geldiği zaman Teacher Bay lakabını alıp bu terim hashtag haline dönüştürülmüştü. Ancak eleştirilere rağmen Patricia öğrencilerine odaklanmış ve olayları görmemezlikten gelmiş ve işine devam etmiştir. Michael Bonner. Kuzey Carolina'daki 2. sınıf öğretmeni Michael Bonner öğrencilerine okuma yazma öğrenmelerini daha eğlenceli ve kolay yola getirmek için çaba sarf ediyordu. Ekstra oyun süresi sunmanın geleneksel yoluna gitmek yerine bazen bir pizza partisi, bazen de film partileri düzenledi. Michael öğrencilerine olumlu sonuçlar alması halinde kendi müzik videolarını yapabileceklerini söyledi. Michael öğrencilere eğer başarıya uğrarsa onlara bir müzik videosu çekeceği sözünü verdiği için onu da yerine getirdi. Yani öğrencileriyle beraber bir müzik videosu çektiler ve bunu yayınladılar. Brandy Young. Texas'ta çok değerli öğretmen Brandy Young yazdığı mektubun yayınlanmasından sonra çok meşhur oldu. Öğretmen çocuklarına yıl boyu hiç ödev vermeyeceğini söyleyen bir mektup yazmıştı. Sadece onların tek yapması gereken şeyin gün içinde okulda yaptıkları aktivitelerin tamamlanması olduğunu söylemişti. Okulun da bu durumdan haberi olduktan sonra bu verdikleri haber öğrenciler için çok hoş bir sürpriz olmuştu. Evde ödev yapmak yerine ailelerin çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmesini ve çocukların çocuk gibi yaşaması gerektiğini söyledi Brandy Young. Ve bence gerçekten çok iyi düşünmüş, çok iyi yapmış. Ben de eğer inşallah ileride öğretmen falan olursam, ki bunu hedefliyorum. Bir öğrenmiş oldunuz, daha önce söylememiştim herhalde. Ben de böyle bir öğretmen olurum yani, kesinlikle. Hani ev zamanı ev, okul zamanı okul, ödev zamanı ödev. Her bir şeyin zamanı olması lazım yani. Ha bu arada, bana o hiçbir şey yapamazsın diyen öğretmen, sana buradan bir şey daha söylemek istiyorum. YGS'den çok iyi not aldım. Bana YGS'yi bile geçemezsin, sen boşuna okuma demiştin bir ara, hatırla bunu bak, eğer bu videoyu izliyorsan. Nicholas Ferroni. Lise öğretmeni olan Nicholas Ferroni öğrencilerine çok farklı bir yolla cinsiyet ayrımını öğretince viral oldu. Çoğunluk olarak sınıfta kız olduğu için yaptığı gruplamalarda birçok kız ve biraz erkek düşüyordu grup başına. Gerçek hayat mahkemelerinde oluşan kadroda %80 erkek ve %20 kadın olur. Ama o bu gruplamalarda tam tersini yapmıştı. Nicholas'ı listeye koymamızdaki tek sebep bu değildi ama. Kendisi aynı zamanda erkeklerin fitness dergisinde dünyanın en fit 25 erkeğinden biri olarak görünüyor. Yani adam hem böyle adaleti sağlamaya çalışan biri, aynı zamanda da dünyanın en fit erkeklerinden biri. Yani biri, yani Kaptan Amerika gibi adam. Britney Daras. Britney Daras Rampart Lisesi'nde öğretmendir. Öğrencilerinden birinin intihara kalkıştığını duyunca harap oldu. Kazadan haberi olunca Britney hastanedeki öğrencisine bir mektup yazdı ve öğrencisinin ruh hali mektubu okuduktan sonra daha iyiye gitti. Britney 2 ayını sahip olduğu tüm öğrencilerine birer birer mektup yazarak geçirdi. Tam tamına 100 öğrencisine.
her öğrencisi hakkında özel ve sadece ona hitap eden şeyler yazmıştı. Ve bütün öğrencilerine kendi içlerinde olan ama kendilerinin farkında olmadığı ya da görmezden geldiği güzel özelliklerini göstermişti Britney. Bu kadar da arkadaşlar, 6-7 tane öğretmenden bahsettim size. Eğer video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Yorumlarda da belirtin bunun devamını istiyor musunuz? Eğer devamını istiyorsanız devamında ikinci bir okul hikayesi anlatırım beğendiyseniz. Ve size buradan bir şey demek istiyorum. Gerçekten hani insanlar eğer size yapamazsın diyorsa kesinlikle yapabilirsiniz. Hani gerçekten yapabilirsiniz. Bana yapamazsın dedikleri şeyi ben şu anda hayal edebileceğimden, onların da hayal edebileceğinden kat kat yüksek bir seviyede gerçekleştiriyorum. Ve gerçekten çok mutluyum, hani gerçekten çok mutluyum. Olduğum yerden de mutluyum. Daha iyi şeylerin yapılacağını da size söylemek istiyorum. Hani dedim her zaman, odam değişecek, içeriklerime yeni şeyler eklenecek dedim Nisan ayında ve geliyor yeni içerikler. Ama dediğim gibi bana ayrılan bir bütçe vardı bir firma tarafından ama işler sarpa sardı, hani anlaşamadık gibi bir şey oldu adamlarla ve adamlar da bana eşyalarını kullandırmaktan vazgeçtiler. O yüzden bir süre aksadı bu olay ama halledilmeyecek bir şey mi? Değil tabii ki de, inşallah halledeceğiz. Neyse arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir, umarım eğlenmişsinizdir. Diğer videolarda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, bay bay. Bir dakika dur, şimdi aklıma geldi, şurada çıkan videoyu kesinlikle izlemeyi unutmayın. Çok güzel bir video oldu, hani harika bir video oldu. Son anda aklıma geldi. Altında da bir tane kafa çıktı değil mi? Benim kafam çıktı. O kafaya da tıklayıp kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Lütfen kanalıma abone olun ve lütfen videoyu beğenin. O videoyu da izleyin. Bay bay.